Değerli arkadaşlar, önce aşı ülkemize, milletimize hayırlı olsun. İnşallah bu aşılamayla sorunu çözeceğiz. Bu hastalığın üstesinden geleceğiz. Tabii ki Milli Eğitim Bakanımızın bir açıklaması var. İkinci dönem okullar ara tatilden sonra başlayacak diye, ama en son ne görüşürler, Bakanlar Kurulu'ndan ne karar çıkar, Bilim Kurulu'ndan ne karar çıkar bilmiyoruz. Tabii ki burada okullar açıldıktan sonra yine daha önce bir açılmıştı. Aynı onun gibi kademeli mi açılır? Direkt tamamen herkes komple yüz yüze mi geçer bilemiyoruz. Eğer kademeli açılırsa bunun yine bizim esnafımıza bir fayda sağlayacağını sanmıyorum ben. Çünkü kademeli açıldığı zaman zorunlu da değil zaten öğrencinin okula gitmesi. Çoğu veli o açıldığı dönemlerde tercih etmedi çocuğunu göndermeyi, uzaktan eğitime devam etti. Bunun da bize hiçbir artısı olmadı. Onu da süreçte bakacağız. Bakanımız ne öngörecek, hep birlikte takip ediyoruz. Başkan, televizyonumuzda son zamanlarda yeni araçlara değişen servisçiler, günü dolan servisçiler yeni araçlar aldıklarını söylediler, sıfır araç aldıklarını ve plakalarının bir türlü takım hakkını ruhsat alamadıklarını değindiler. Bu konu hakkında ne diyeceksiniz? Böyle bir şey var mı? Değerli arkadaşlar, o size gelen servisçi arkadaşlarımız muhtemelen Sayıştay kararı vardı biliyorsunuz şehrimizde. Bununla da ilgili bir açıklama yapmıştık. Şimdi bu Sayıştay kararından sonra, karar da değil yani Sayıştay'ın görüşü bu. Sayıştay sadece görüş bildirir. Biz belediye başkanımızla görüştük. Bu konuyla alakalı bir 2 saatlik bir toplantı gerçekleştirdik. Ve belediye başkanımızın birebir ağzından duyduğumuz kelime, kesinlikle ben esnafın yanındayım. Bu plakalara hiçbir şekilde, yani bir S değil, M, T, tüm bunlar için hiçbir şekilde iptaline gitmeyeceğini söyledi bize. Belediye başkanımız direkt beyan etti. Esnafın yanında olduğunu söyledi. Bu yüzden, ama tabii ki bu Sayıştay'ın görüşüne istinaden de tabii belediye de kendini bir garantiye almak için bir meclise bir yazı sunacak. Bu pandemi falan olaylarıyla alakalı. Bu da Şubat ayı meclisinde olacak. Şubat ayı meclisinden sonra inşallah bu plaka takma falan problemlerimiz çözülmüş olacak. Tabii ki Sayıştay kararı şu an bizim şehrimizin gündeminde. İnsanlar buraya bel bağlamış, paralar verenler var. İşte 2010 yılında bu devlet ihale kanununa göre alanlar var. İşte o dönem en son 310 bin artı KDV, KDV ile birlikte 365 bin lira civarında Bağbaşı Üniversite hattında satılan hatlar var. O döneme baktığımız zaman, incelediğimiz zaman bu insanların döviz karşılığında bazında verdiği para 189 bin euro gibi de bir rakam var. Tabii bu paralar kolay kazanılmadı. Bu insanlar evlerini, arsalarını, dükkanlarını, tarlalarını satarak, çoluğunun çocuğunun geçiminden kısarak buraları aldılar. Bunların da iptali mümkün değil. Belediye başkanımız da bu konuda esnafın yanında olduğunu beyan etti. İşte daha önceden alınanlar var. 80'li yıllardan alınanlar var. İltiraf Komisyonu kararıyla 2918 Karayolu Trafik Kanunu'na göre alınanlar var. Bunların da iptali söz konusu değil. Çünkü insanlar buralara ömürlerini vermiş. 40-45 yıl bu işi yapmış. İşte ben size kısaca bu servisçi, taksici, minibüsçü şehrimiz özelinde anlatayım. Eskiden ben minibüsçü çocuğuyum, şoför çocuğuyum. Devletimizin zamanında gücü olmadığı dönemlerde ben şoför çocuğu olduğum için komşumuz gelirdi. Müstakil evde büyüdüm ben. Camımıza vururdu. İşte gelin doğuma gidecek, çocuk hastaneye gidecek. Bu insanlar bu minibüste cenazeye kadar taşıdılar. Cenazeye kadar köylere taşıdılar. Ama gün gelmiş, devletimiz güçlenmiş. Tabii ki güçlü bir devlet, güçlü bir Türkiye bizim her zaman en büyük arzumuz. Ondan sonra tekrar 2005 yılında kanun çıkartılarak bu insanların bu haklarının elinden alınması, yani bu ne hakka, ne adalete, ne de hukuka sığmaz. Minibüsçü böyle bir minibüsçü. Taksici benim şehrimde aynı şehrimin gece bekçisi gibi. Mahallenin abisi, amcası, kardeşi. Öyle bir taksi çalışması var Kırşehir'de. Çünkü şehrimiz küçük. Servisçi esnafım sabahın 6'sında kendi evine, evindeki çocuğunun üzerinden kapıyı kilitleyip de hanımını rehber personel olarak çıkıp sahada 80 liraya, 90 liraya bu şehrin çocuklarını taşıdı. Geleceğimiz olan çocuklarımızı taşıdı. Çok büyük fedakarlıklar var yani bizim şehrimiz özelinde söylüyorum. Taksicinin, minibüsçünün, servisçinin. Bazen işte siz haber yaptığınızda ben yorumları okuyorum, üzülüyorum da yani. Kazandığına saysın diyenler var, yolsuzlukla almış diyenler var. Burada hiç kesinlikle bir yolsuzluk yok. Kazandığımızda bir şey yok. Şehir küçük. Ne toplu taşıma alışkanlığı var bu şehirde, ne ticari taksiye binme alışkanlığı var. Ne de öyle bir
Amşam serviste kazanılan bir rakam var. Türkiye'nin en az, en ucuz servis taşımacılığını yapan il biziz. 80 liraya, 90 liraya. En fazla çektiğimiz yeri biz 130 liraya çektik. Şu piyasada ve halen de çekmeye devam ediyoruz. O yüzden de vatandaşlarımızdan da ricamız, yani bu konulara yorum yaparlarken biraz daha dikkatli olurlarsa, bu Kırşehir'deki benim esnafımı üzmezlerse sevinirim. Kimse bizim esnafımızı üzmesin. Yazık yani bu insanlara. Bu insanlar buraya bir emek vermişler. Gönül isterdi ki biz bugün Sayıştay kararlarını konuşmayalım. Bu servisçinin problemi ne olacak? İşte araç yaşları 12, aracının yaşı gelen benim esnafım var. Şu an Ocak itibariyle doldu. 31 Aralık itibariyle doldu. Bu adam aracını nasıl değiştirecek? Bu araç yaşlarının kesinlikle 12'den 20 yaşına çıkması. 12 yaşından. Çünkü bu insanlar araç alamaz. Hiç çalışmayan arabaya şu an MTV'leri geldi. Ocak ayı itibariyle 1000'er TL. Hiç çalışmayan arabaya 2500 lira kasko, 2500 lira sigorta ödedi bu esnaf. Ve ödeyemedi de ödemek zorunda kaldı. Hiç çalışmayan arabanın muayenesi tekrar geldi. TÜV muayene istasyonlarında. Yani bunların, bu esnafın bu sorunlarının çözülmesi lazım. Sayıştay'ı konuşmamamız lazım. Bu sorunları biz nasıl çözeriz? Çözüm noktasında ne yapabiliriz diye devletimizle birlikte, belediyemizle birlikte, yani hep birlikte bu işlerin paydaşı olarak bu sorunları çözmemiz gerektiğini düşünüyorum yani. Şu anki konumuz aslında bu olması gerekir esnaf için.